Malatya için parkometre uygulaması tam yerinde olmuş. Zaten boşlukta bayağı sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. İnsanlar her tarafa araçlarını park etmezler bu sebeple. Çünkü parkometre uygulaması olmadığı zaman insanlar araçlarını kafalarına göre her tarafa park ediyorlardı. Şu anda daha iyi oldu diyebiliriz. Vallahi aslında yapılırsa uygun olur ama ben fazla yürüyeceğini zannetmiyorum. Çünkü bundan öncekiler de hep fiyaskoya uğradı. Bundan sonrakiler de öyle olacak diye düşünüyorum. Çünkü Malatya'da zaten otopark sorunu var. Bir dönün bir trafiğe bir bakın. Trafik kermekeş. Arabalar nereye park edeceğini bilmiyor. Dün ben mesela bir resim çektim. Baştan sona kadar öğretmen evinin buradan oraya kadar araç trafiği vardı. Araç çok. Park yeri az. Malatya'nın trafiğinden kurtulması için otoparklara, acil otoparklı, katlı otoparklara ihtiyaç var. Yani bu parkometre ile çözüm olacak gibi değil. Trafiği rahatlatacaklar diye uğraşıyorlar ama bana göre bunu başaramazlar. Çünkü trafik kermekeş. Yani bu trafikte siz bu şekilde katlı otoparklar yapmasanız bu çözümü asla yapamazsınız. Kuzey kuşak çevre yolu bitmeden bunu sağlayamazsınız. Yani önce bunların yapılması lazım. Ya zaten trafik sorunlu. Caddelerimiz dar. Bir de bu olay çıkıyor ortaya, parkometre olayı. Trafik iyice sıkışıyor. Yani tamam, işsiz çok, iş imkanı oluyor ama trafik çok sıkışıyor. Artı yani hoş bir şey değil. Ne işe yarıyor? Ücretli otopark. Şu an park ettiğiniz zaman gelip adam 15 dakika, 5 dakika sizden ücretli kaybettir. Yani bu caddede mi? Emeksiz caddesinde. Valla daha henüz şey yapmadım, kullanmadım da yani. Böyle bir uygulama sizce nasıl? Doğru mu yanlış? Güzel yani parkla ilgili. Arabalar sürekli mesela sıkıntı oluyor yani parkta. Eğer böyle bir kolaylaştırıcı bir şey olursa güzel olur. Peki. Memnun değiliz, yok. Neden? Ya yollar hep kapalı, geçemiyorsun. Gelen arabadan çekiniyorsun, ne bileyim, sıkıntı çok. Tamamen yaya trafiğini engelliyor diyorsun. Tamamen. Kaldırımda bile yürümek sakıncalı. Çekiniyoruz yani, yalan yok. Arabalardan da ses gelmiyor. İnsan hiç duymuyor ki araba arkada var ya da önde. Yani sıkıntı var. Vallahi ne kadar doğru olduğunu hani maddi açısından ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Ama benim de arabam yok. Yoksa söylerdim ne kadar doğru olmadığını. Bence arabası olanlardan sorarsanız çok iyi olur. Güzel fakat genelde söylenen fiyatların biraz yüksek oluşu. Yoksa vatandaş için gayet iyi. Normal zamanlarda yer bulunmuyor. Hiç olmazsa burada gelen yer bulabiliyor. Tek sıkıntısı fiyatının biraz yüksek oluşu. Şimdi burada insanlar nasıl park edecek, alışverişini yapacak? Trafik Allah kullar. Şu an park metri uygulaması sizce yayalar için sorun mu? Trafik için ne sorun? Trafik için ne sorun yani? Yok, memnun değilim. Neden? Neden diyorsun? Hem esnafın dükkanı kapatıyorlar. Hı. Esnaf adın kalıyor. Doğru mu? Evet. Doğru değil mi? Hem de pahalı, yüksek yani. Fiyatlar yüksek, ondan dolayı memnun değiliz. Anladın mı? Aslında memnun değilim. Bana soracak olursan ama örneğin 80-100 kişi bilmiyorum ne kadarsa ekmek yiyor, ondan memnunum. Benim de hiç kimsem çalışmıyor. Yoksa memnun değilim. Bu iş değil yani. Şimdi ben bunu Malatya'nın park sorunu var, park sorunu var, park. Ben bunu Bülent Tüfekçi'ye de söyledim. Belediye başkanlarına da söyledim. Milletvekillerine de söyledim. Özgür Şarık'a da söyledim. Kardeşim, itfaiye nora. Şu an yapılamıyor. Neden? O de, uzun hikaye. Mahkemelik de. Ben dedim ki, ben lise mezunuyum. Yani 40 sene önce liseyi bitirmişim, şimdi üniversite mezunum, benim kadar bilgili değil. Kendimi övmeyeyim de. Ben dedim ki, kardeşim bak oraya niye izin vermiyorlar? Teyzenin biri demiş ki, benim şey ettiğim yer caminin dışında bina yapılmayacak. Ondan dolayı izin veririm.
Ben dedim ki benim bu yarım kafamla burayı şey yapar, alın. Başka şehirlerde 7-8 kat yerin dibine iniyor. Otoparklar var abi, düğmeye bassın, arabanı alıyor, koyuyor. Tık, araban geliyor. Sen 8-10 kat yerin dibine gir. Zemini de, onlar 5000 kişiyse 50.000 kişilik cami yap. Onun üstünde dükkan yap. Camiye gelir. Olmaz mı? Şimdi bu sorun değil yani, çözüm değil ya bu. Şimdi ne kadar park metre de olsa Malatya'yı rahatlatmıyor. Şey yetersiz. Yollar yetersiz. Zaten yolda hiçbir ülkede olmayan bir iş var. Yama. Yama Türkiye'de vardır. Yama olayı başka hiçbir ülkede yok. Bozulursa komple yaparsın. Yama nedir? Yani ben bunları yani benim mali için de belki 10 sefer belediyeye dilekçe yazdım. 10 sefer de dilekçemi kaybettiler. İşlerine gelmeyi. Oradaki memurlar. Ben bunu dedim, bak ilgilenmeseniz Cumhurbaşkanı'nın yanına kadar gideceğim dedim. Ben uğraşmayı seven adam, emekli adamım, işim yok, gücüm yok. Giderim abi. Ya dilekçe, ben bir resmi daireye başvurursa, hangi resmi daireye başvursam 15 gün içinde olumlu olumsuz bana yanıt geliyor. Bu Büyükşehir Belediyesi'ne yazdığım dilekçenin hiçbir yanısı gelmiyor abi. Kayıt numarası da var, yok oluyor. Şimdi abi ben memnun değilim. Ben bundan önce de birçok yerde bu park metre görevlileri arkadaşlarla birçok sıkıntılar yaşadım. Kahramanmaraş'ta oturuyorum zaten, ikame ediyorum. Burada da birkaç sıkıntılarım şu. Şimdi benim cezayı oraya fişimi yazıyor. Ben fişi ödemedim. Şimdiye kadar hiçbir yazılan kağıdı hiçbir şekilde ödemedim. Adam beni durdurabilmek için yani arabama vuruyor. Arabama vuruyor yani, diyorum sen benim arabamı diyor, para ver diyor. Ya vermek zorunda mıyım ben sana bu parayı? Sen kimsin? Neye göre bu parayı istiyorsun benden? Yani karşında makbuz istiyorum bana. Yani makbuzda imza dahi yok, mühür bile yok. Kendi kafalarına göre gitmişler, bir kağıt çıkartmışlar, basıyorlar. Sonra oradan bile bana makbuz diye veriyor. Makbuzumu da vermiyor. Para nereye gidiyor? Vergisini ödüyorlar mı? Kimin adına çalışıyorlar? Gibisinden benim bu tür şikayetlerim var. Ben istemiyorum. Şu anda arabam gene benim şurada. Nerede? Yukarıda park edilmiş bir şekilde. Birazdan büyük ihtimal gene yazıldı. Gene ödemeyeceğim. Ödememeden dolayı da arabamı satımda da herhangi bir mağduriyet yaşamıyorum. Buradan herkese de söylüyorum yani, ödemeyin. Siz ödemezseniz bunlar, bu uygulama buradan kalkar. Değil mi yani? Ben ödemeyeceğim, o ödemeyeceğim, kalkacak. Ya da resmiyete binecek bu. Devlet diyecek ki ödeyeceksin, boynumuzun borcu. Ama herhangi bir A şirkete gelip de burada, burayı kira arayıp da benden para istediği takdirde ben ödemiyorum. Hayır, memnun değiliz. Ya adamın arabası var, nereye park edecek? Adam ister istemez alışveriş yapmaya geliyor. Geldiği zaman bir yere park etmesi lazım. Otoparklar yetersiz. Bu kadar, başka söyleyecek bir şey yok. Acil tarafından çözüm bulunması gerekiyor. Bulunmuş olduğumuz bu karayolları, karayollarına ait, belediye ait olan bir yer değil. Ait olmadan dolayı da yasal değnekçi olarak görüyorum ben onları. Bana göre yasal değnekçiler. Yani şimdi buraya arabayı parça ediyor, 5 lira ver, 10 lira ver, 2 lira ver, 3 lira ver. Para nereye gidiyor? Nereye gittiğini bilmiyoruz. Nereye gittiğini bilmiyoruz ki. Bakıyorsun belediyenin şu kadar borcu var. Ne yapıyor abi? Hiçbir şey. Yaptığı hiçbir şey yok. Hizmet deseniz yok. Bunu siz de bilirsiniz, ben de, herkes de bilir. Malatya'ya yapılan bir hizmet var mı abi? Ben göremiyorum. Siz görüyorsanız bir şey diyemem. Hem memnun musun? Yapacak bir şey yok. Elimizdeki imkanlar bu. Kötünün iyisine vermek zorundayız. Mecburuz yani. Hani iyi mi diye soruyorsunuz ya. Bundan 3 sene önce yoktu. Niye yeni sene çıkardılar? Sebep ne acaba? Para bitti. Ondan dolayı. Para nereye gitti? Kimse bilmiyor. Yok abi. Kimse bilen yok ki abi. Niye ya? Arabaya adam gelmiş buraya, ya 2 dakika işim var. Ya adamın 2 dakika işi var ya. Bırak kardeşim işini görsün. Eczaneye mi gidecek, bir yere mi gidecek, görsün abi işini. İşini halletsin abi, ondan sonra gelsin. Sıkıntı yok yani.
Yok, arabayı park ettin abi. 2 milyon, 1 milyon. Abi yüzlerce insan parayı veriyor. Bir de işin tuhaf tarafı ne? Park merkezinde çalışan bayan arkadaşlarımız. Niye bayan? Bir de bunu sormak lazım. Erkek olduğu zaman inip dövüyorlardı değil mi? Para da vermiyorlardı, küfür de ediyorlardı, hakaret de ediyorlardı. Kurnazlığa basana. Adam bayan, yapacak bir şey yok. İçin bu alacaksın. Kaçmıyorlar da, kaçamıyorsun da. Bayan ya. İşte bir erkeksin ya böyle şey. Ne? Buyur abi parayı, bitti. Niye bayan? Valla şu anki sistem devam ediyor. Sıkıntılar tabii devam ediyor. Nasıl diyeyim, evvelki yılda bir bıçaklı olaydan dolayı kaldırılmıştı bir uzun süre. Tekrar gündeme geldi. Trafiğin yoğunlaştığı süre değişen bir şey yok. Tepkiler aynı. Para vermeyen yine aynı şekilde devam ediyor. Yani bu uygulamanın olmaması bir anda iyi olur diyorum ama belediyenin bir düşündüğü bir şey vardır diye düşünüyorum ama artık ne çıkar var, nasıl olur onu bilemeyiz. İleriki sürede izlenince görünür. Takip edildiği sürece. Ana caddelerin dışında diğer mahalle aralarına, Fuzuli'de bir kısmında vatandaşlarımız kendi araçlarını buraya koyup da para vermemezlik yapan insanlarımız da var. Yük indirip kaldırmaya müsaade edilmiyor. Örneğin bir eşya taşınacağı zaman. O yönden dolayı bir şey diyelim, yine de hayırlısı diyelim. Ne yönden olduğunu tam olarak söylemeyeceğim ama memnunuz yani. Tabii. Ama sonuçta rahat oluyor, daha iyi oluyor. Şimdi sağa sola park etmiyoruz, zaten araç zaten çekiliyor. En azından belli bir sistem olması daha iyi. Zaten Malatya'da yeni geldim, bir ay oldu ama rahatım yani. O çok güzel yapıyorlar. İyi değil mi sizce? Çok güzel. Ne yönden iyi mesela? Ya herkes her şeye dikkatli olmalı yani, sorumlu olmalı. Tabii o, ha onlar şikayetçi kurban ya. Neden onlar, kaynaklanıyor? Kardeş, gerçek yok, bir şey yok, kurban olayım ya. Millet birbirine giriyor ya. Ne olması lazım? Ne bileyim işte, bilemiyorum ya. Bir şey diyemiyorum kardeş. Ne diyeyim? Hayır, çok şikayetçiyiz. İnan ki bir çorba içmek için yanaşıyoruz. Bir simit almak için yanaşıyoruz. Gelene kadar yazılmış oluyor. Bence iyi değil yani. Kısa süreli bu yazılımlar iyi değil. Adam diyor 10 dakika, 15 dakika, 15 dakikada bir çorba içemiyorsun ki. Öyle mi? Aynen. Onun için ücretler biraz... Ücretler nasıl? Ücretler çok değil ama yani bir çorba içmek için de alınmaması lazım. Aracımızı bırakamıyoruz. Alışveriş yapamıyoruz onun için. Vallahi aracım olmadığı için hiçbir bilgim yok. Teşekkürler.